Stresle baş etmede Uzak Doğu'dan alınıp uyarlanmış bir teknik olan mindfulness tekniği sadece stresinizi, kaygınızı, endişenizi azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda yaşlanmanızı geciktirip ömrünüzü de uzatıyor. Nasıl mı? Hadi gelin bu videoda bunu inceleyelim. Yıl 2009. Doktor Elizabeth Blackburn, telomerler üzerine yaptığı araştırmayla Nobel Tıp Ödülünü kazanıyor. Ve bu araştırmada stresin telomer boylarımızı kısalttığını gösteriyor. Peki ama nedir bu telomer? Telomerler çok kabaca tarif etmek gerekirse kromozomlarımızı kaplayan kılıftır. Ve bu kılıf her hücre bölünmesinde biraz daha kısalır. Ve bizler yaşlandıkça gittikçe daha da kısalır. Ve telomerler ne kadar hızlı kısalırsa bizler de o kadar hızlı yavaşlarız. Son yıllarda anti-aging yani yaşlanmayı geciktirmeye karşı yapılan tıbbi çalışmalar telomerlerin boyunun kısalmasını nasıl geciktirebileceğimizi araştırıyor. Ve bu araştırmalardan birinde yine Dr. Elizabeth Blackburn bize gösteriyor ki sıkı durun, mindfulness telomerlerimizin boyunun kısalmasını geciktiriyor. Sadece mindfulness mı? Benim diğer videolarımda da anlattığım olumlu düşünmek, şükretmek, meditasyon, nefes egzersizleri gibi çok sayıda zihinsel ve bedensel teknikte telomerlerimizin kısalmasını geciktirerek bizi daha genç, daha güzel ve daha mutlu yapıyor. Mindfulness tekniği üzerine yapılmış sayısız bilimsel araştırma. Bu arada bu araştırmalar öyle sıradan araştırmalar değil. Gerçekten hakemli bilimsel yayınların bulunduğu dergilerde yayınlanmış araştırmalar gösteriyor ki bizlere bu teknik stres, kaygı ve endişeyi azaltıyor düzenli olarak uygulandığı takdirde. Psikolojik dayanıklılığı arttırıyor. Dikkat ve odaklanmayı arttırıyor. Dolayısıyla dikkat ve odaklanmayla ilgili problemleriniz varsa da bu tekniği kullanabilirsiniz. Bağımlılıkları azaltıyor bu teknik. Bunun dışında yaratıcı zekayı ve duygusal zekayı arttırıyor. Hissedilen iyi oluş miktarını arttırıyor. Acıyı ve ağrıyı azaltıyor. Özellikle fibromiyalji, uykusuzluk, öfke problemlerine iyi geliyor. Ve sıkı durun, tip 2 diyabet, kalp sorunları ve tansiyon sorunlarına iyi geliyor. Bunlar daha henüz yapılmış çalışmalar. Kim bilir daha ileride daha başka ne tür etkileri çıkacak? Zaman içerisinde göreceğiz. Angelina Jolie, Selena Gomez ve Oprah Winfrey gibi çok sayıda ünlünün de kullandığı bu tekniğe gelin şimdi biraz daha yakından bakalım. Bakalım ne diyor? Stresli olduğumuz zaman çoğunlukla anda, yani şimdi ve burada olanlarla ilgilenmeyiz. Stresimiz genellikle ya geçmişte olup bitmiş olayların pişmanlıkları, öfkeleri, özlemleriyle ilgilidir ya da gelecekte henüz olmamış ancak olmasını beklediğimiz olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla stres anında aslında ya geçmişteyizdir ya da gelecekteyizdir. Tüm duygu, düşünce ve duyumlarımla şu anda ve burada olanlarla ilgilendiğimde ise çoğunlukla stresli olmam. Çünkü eğer andaysam hayattayım demektir. Hayattaysam da o zaman sorun yok. En azından beynim için bu böyle. Stanford Üniversitesi'nin efsane hocalarından nöroloji, biyoloji ve beyin cerrahisi uzmanı Dr. Robert Sapolsky'nin muhteşem kitabı Zebralar Neden Ülser Olmaz da Robert Sapolsky bize diyor ki doğadaki hayvanlara baktığımızda mesela zebralara bakalım. Zebralar bir aslan gördüğünde strese girer. Ve bu strese girme onun harekete geçmesini ve aslandan kaçmasını sağlar. Evet, zebra aslandan kaçar. Kaçtıktan sonra ya yem olur ki artık yem olduğu için mevzu bitmiştir ya da kurtulur. Kurtulduktan kısa bir süre sonra zebra sakinleşir ve adeta hiçbir şey olmamış gibi otlamaya devam eder. Az önce ölümün kıyısından dönmüş olmasına rağmen gayet sakindir. Yani bizim yaptığımız gibi yapmaz. Şunları demez mesela. Ya niye hep bu aslanlar beni kovalıyor ya? Hep mi benim başıma gelir arkadaş ya? Ya yarın yine gelirse? Ne olacak bizim halimiz? Bunları demiyor. Otlamaya devam ediyor. Bizim beynimiz zebralardan bir miktar daha gelişmiş olduğu için gelecekle ilgili plan yapabiliyoruz ve kurgulayabiliyoruz. Bu aslında türümüzün devam etmesi ve teknolojinin bu kadar gelişmesi için güzel bir şey. Ancak
beraberinde getirdiği dezavantajlar da var ki işte bunlar da gelecekle ilgili kaygılanma ya da geçmişle ilgili üzüntü duyma oluyor. Yani zebralar genel olarak anda oldukları için ülser olmuyorlar, fibromiyalji olmuyorlar, ne bileyim depresyon ya da panik atak olmuyorlar. Aslandan kaçıp kurtulduğuma göre, aslan da şu anda burada olmadığına göre, o zaman neden otlamıyorum deyip otlamaya devam ediyorlar. İşte bizler de eğer zihnimizi, dikkatimizi şu anda, şimdi ve burada olana yöneltmeyi başarabilirsek, ki mindfulness tekniği temelde buna yarıyor, o zaman bizler de çoğu psikolojik ve fizyolojik problemden kurtulabiliriz. Mindfulness çok özetle şunu söyler. Günlük yaşamda her birimiz alışkanlıklarımızla adeta otomatik pilotta hareket ediyoruz. Dolayısıyla çoğu yaptığımız şeyi farkındalıkla yapmıyoruz. Ve ana dair farkındalığımız çok düşük. Örneğin yolda yürürken aklımızda yüzlerce düşünce uçuşuyor ve o sırada bastığımız yeri dahi aslında görmüyoruz. Evet, bir şekilde yürüyebiliyoruz. Çünkü otomatik pilotta beynimiz alışkanlıklarımızla yürümemizi sağlıyor. Ancak o arada bedenimiz burada, zihnimiz bambaşka yerlerde. Belki ödenecek faturaları düşünüyoruz. Belki mesajımıza cevap yazmayan sevgiliyi. Belki iş arkadaşımıza, bize kötü sözler söyleyen iş arkadaşımıza neden şöyle şöyle demedim düşünceleri. Belki de gelecekte olması olası bir takım planlar ve projeler zihnimizde uçuşup duruyor. Ve o sırada belki de biz yürürken dünyanın en güzel ağacının yanından geçiyoruz. Fakat bunun farkında bile olmuyoruz. Çoğu zaman o ağacı görmüyoruz bile. Neden? Çünkü dedik ya, bedenimiz burada ama zihnimiz bambaşka bir yerde. Ya geçmişte ya da gelecekte. Zihnin sürekli böyle çalışması, yani ya geçmişte olmuş bitmiş olanlarla sürekli meşgul olması ya da henüz daha olmamış gelecekte olması olası bir takım şeylerle uğraşıp durması bir süre sonra kişinin fizyolojik ve psikolojik bazı problemler yaşamasına sebebiyet veriyor. Depresif, sürekli depresif hissetme ya da kaygılı, endişeli hissetme, kronik ağrılar, ani öfke atakları gibi dikkat dağınıklığı, odaklanamama, unutkanlık gibi çok sayıda problemi de beraberinde getiriyor. Ve bugün kabul edelim, özellikle yoğun çalışan, sürekli oradan oraya koşturan ve büyük şehirde yaşayan günümüz modern insanın en büyük problemleri de işte bahsettiğimiz bu problemler. Evet, bu kanalın özelliği ne? Bizler sadece tespit yapmıyoruz. Tespit yaptıktan sonra çözüm önerilerimizi de naçizane sizlerle paylaşıyoruz. Çoğumuzda bu problemler vardır, bundan eminim. Peki nasıl çözeceğiz? İşte mindfulness tekniği, yani bu videoda biraz sonra detaylarını vereceğim teknik, bunun çözümü. Bunu ben de kullandım. Daha önce bir videomda da daha kısa bir şekilde anlatmıştım. İsteyenler bu videodan sonra onu izleyebilirler ve oldukça faydasını gördüm. İşte mindfulness tekniği çok çok özetle diyor ki, eğer dikkatini ve zihnini şu anda ve burada olana odaklayabilmek yönünde ve şu anda ve burada olanları yargısızca kabul etmek yönünde eğitebilirsen çoğu problemini de çözersin diyor. Peki ama zihnimi bu şekilde nasıl eğiteceğim? Bunun aşamalarına bakalım şimdi. Birinci aşamamız gözlemleme aşaması. Mindfulness tekniğini başarılı bir şekilde uygulamak istiyorsanız şimdi ve buradaki tüm duygularınıza, düşüncelerinize ve bedensel duyumlarınıza adeta dışarıdan bir göz gibi tarafsızca ve objektif bir şekilde bakabilme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Bunun için de çok iyi ve meraklı bir gözlemci olmanız gerekiyor. Diyelim ki şu sırada, şu anda çok öfkelisiniz, çok kaygılısınız, çok streslisiniz. Hatta belki de bir kaygı ya da bunaltı atağı geçiriyorsunuz. Muhtemelen bunu yaşarken zihniniz ya geçmişte ya gelecekte ve beyniniz sanki siz o an, orada o olayı yaşıyormuşsunuzcasına tepki vermeye başlıyor. İşte bunun çözümü dikkati ana çekmek, odağımızı ana getirmek ve şu anda ve burada duygum ne, düşüncem ne ve bedensel olarak hangi duyumlarım var, bunu objektif bir şekilde gözlemlemek. Bunu yaşadığınız an, yani böyle bir duygu durumu yaşadığınız an derhal şunu yapın. Şu anda
Zihnimden hangi düşünceler geçiyor? Örneğin şu anda zihnimde her şeyin gelecekte çok daha kötüye gideceğine dair bir düşünce var. Ya da şu anda zihnimde yetersiz olduğuma dair bir düşünce var. Ya da şu anda zihnimde hayatın çok kötü olduğuna dair bir düşünce var. Bakın, gözlemleyin ve adını koyun. Yani tanımlayın. Ama yorum katmayın. Sadece tanımlayın. Sanki bir başkası sizin zihninize bakıp tanımlıyormuş gibi. Tarafsız bir şekilde, yargılamadan. Zihninize baktınız, duygularınıza bakın. Şu anda hangi duyguyu hissediyorum? Kaygı mı? Korku mu? Öfke mi? Üzüntü mü? Hangi duygu? Bedensel duyumlarınıza bakın. Gözlemleyin kendinizi. Sanki dışarıdan birisiymiş gibi. Şu anda kaslarım kasılıyor. Şu anda dişlerimi sıkıyorum. Ya da şu anda midem bulanıyor gibi. Bedensel duyumlarınızı da gözlemleyin ve bunları isimlendirin. Aslında buna etiketleme çalışması diyoruz. Yani gözlemlediğimiz şeylerin adını koyuyoruz, tanımlıyoruz ama bunu yaparken asla ve asla kendimizi yargılamıyoruz, yaşadığımız şeyi reddetmiyoruz, bastırmıyoruz. Sadece görüyoruz ve adını koyuyoruz. Birinci aşamamız bu. Şimdi bazılarınız birinci aşamada, yani gözlemleme aşamasında, eğer kendi duygu, düşünce ve duyumlarımı fark edip bunu isimlendirirsem kendimi daha kötü hissetmez miyim diye düşünebilirsiniz. Eğer bu duygu, düşünce ve duyumları yargılamaya başlarsanız, Allah kahretsin ya niye böyle hissediyorum derseniz, evet daha kötü hissedersiniz. Ya da ya niye böyle oldu? Ya hep böyle olursa? Neden geçen gün şöyle şöyle yaptım acaba ondan mı oldu? Ya gelecekte de böyle olursa diye didiklemeye devam ederseniz, evet daha kötü hissedersiniz. İşte o yüzden de ikinci aşama devreye giriyor gözleme aşamasından sonra. Nedir ikinci aşamamız? İkinci aşamamız o duygu, düşünce ya da duyumu kabul etme aşaması. Ne demek kabul etmek? Kabul etmek demek bastırmak demek değil. O duyguyu reddetmek demek değil. O duygu orada yokmuş gibi davranmak demek değil. O duygunun var olduğunu kabul etmek, o düşüncenin, o duyumun var olduğunu kabul etmek, ancak ötesini sorgulamamak ya da onu didiklememek, onun içinde kaybolmamak demek. Bakın, kabul etmek demek o duygunun seline kapılıp onun içerisinde yüzmek demek değil. Kabul etmek demek o duygu ve o duygunun getirdiklerine boyun eğmek demek değil. Kabul etmek demek o duygunun orada var olduğunu fark etmek ve o duyguyu hissettiğin için kendini yargılamamak ya da o duyguyu yargılamamak demek. Diyelim ki bayılacak gibi hissettin ya da ne bileyim kalbin sıkıştı gibi hissettin. Bu duyguyu hissettiğin zaman eyvah niye böyle oldu? Ya hep böyle oluyor. Ya bundan sonra da hep böyle olursa diyerek bu duyguyu didiklemeye başladığında ya da bu duyumu didiklemeye başladığında evet kendini daha kötü hissedersin. Ancak kabul etmek demek işte orada onun o an varlığını kabul etmek, ancak sorgulamamak ve yargılamamak demek. Şu anda böyle bir duygum var ya da şu anda böyle bir duyumum var. Daha sonra kaçıncı aşamaya geliyoruz? Üçüncü aşamaya geliyoruz. Duygunun varlığını kabul ettikten ya da duyumun varlığını kabul ettikten sonra onunla aramıza bir mesafe koyuyoruz. Bu da çok önemli bir aşama. Bakın, birinci aşamamız gözlemlemek. O an orada içinde bulunduğun duygu durumu, düşünceler ve duyumları fark etmek, bunlara bir isim vermek, bu duygu, duyum ve düşünceleri kabul etmek, yani yargılamamak, sorgulamamak, orada olduğunu kabul etmek ve üçüncü aşama da o duygu, düşünce ya da duyumla arama bir mesafe koymak. Ne demek bu mesafe koymak? Mesafe koymak demek aslında şu demek: sen hissettiğin duygu, düşünce ya da duyumlardan daha fazlasısın. Sen onlar değilsin. Sen onlardan ibaret değilsin. Duygular gelip geçicidir. Sen ise kalıcısın. Duygular adeta evine gelen misafirler gibidir. Onlar gelirler ve giderler. Sen ise tıpkı misafirlerini ağırlar gibi onlara kapıyı aç. Geldiklerinde içeri buyur et, gittiklerinde tekrar kapıyı aç ve onları uğurla. Sen duygularından ibaret değilsin. Daha fazlasısın. Daha fazla bir şeysin. Aslında bununla ilgili olarak çok güzel bir otobüs metaforu vardır. Derler ki, içi yolcularla dolu bir otobüsü düşünün. Bu otobüsün bir şoförü var, bir de içeride çeşitli duraklarda inip binen yolcular var. Yolcular duraklarına geldiklerinde inerler, binerler, kalıcı değillerdir. Oysa otobüs şoförü o otobüste kalıcıdır
ve o otobüsün nereye gideceğine karar verecek olan otobüs şoförüdür. İşte sen de hayatında nereye gideceğinle ilgili otobüs şoförüsün. Yani karar veren sensin. Duyguların, düşüncelerin ve duyumların ise o otobüse inip binen yolcular. Bu yolcular zaman zaman kabalaşabilirler. Zaman zaman seni üzebilirler. Zaman zaman nereye gitmen gerektiğini sana dikte etmeye çalışabilirler. Ancak eninde sonunda o otobüsün nereye gideceğine karar verecek olan sensin, yolcular değil. Zaten o yolcular durakları geldiğinde inip gidecekler. Peki ama düşüncelerimle, duygularımla, duyumlarımla arama mesafeyi nasıl koyacağım? Bakın, duygularınızı, düşüncelerinizi ya da duyumlarınızı, bu gözlemlediğiniz şeyleri ifade ederken, tanımlarken kullandığınız dili azıcık değiştirdiğinizde bunu başarıyorsunuz. Mesela şu anda çok kaygılıyım demek başka hissettirir. Şu anda zihnimde kaygılı olduğuma dair düşünceler var demek başka hissettirir. Birinci ifadede dikkat ederseniz siz o duygusunuz. İkinci ifadede ise o duyguyla arasına mesafe koyan, dışarıdan gözlemleyen sizsiniz. Yani birinde olan ben, diğerinde gözlemleyen ben oluyorum dikkat ederseniz. Diyelim ki şu düşünce üzerinden gidelim. Ben yetersizim dediğinizde hissedeceğiniz duygu bambaşka. Şu anda zihnimde yetersiz olduğuma dair düşünceler var dediğinizde hissettiğiniz duygu bambaşka. İsterseniz videoyu durdurun, bu cümleleri kendi kendinize bir söyleyin ve bakın bakalım hangisinde gerçekten daha kötü hissediyorsunuz. Büyük bir olasılıkla birinci cümlede çok daha kötü hissederken ikinci cümlede kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü ikinci cümlede kendinizle o duygu ya da düşünce arasına bir mesafe koymuş oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben o duygu değilim, ben daha başka bir şeyim. Ben o duygudan ibaret değilim, daha fazlasıyım. Bunu fark etmiş oluyorsunuz. Aslında duygu, düşünce ya da duyumunu birinci cümledeki gibi ifade ettiğinde sanki sen o duygudan, düşünceden ya da duyumdan ibaretsin ve gelecekte de hep öyle olacakmışsın gibi hissettiriyor. Oysa ki ikinci cümledeki gibi ifade ettiğimde, yani gözlemleyen ben olarak ifade ettiğimde o duygunun geçici olduğu hissini veriyor. Bu yüzden çok önemli bu şekilde ifade etmek. Bakın, mesafe koyma becerisi süper bir beceridir. Çünkü sen mesafe koyma becerisiyle zihnini negatif duygu, düşünce ve duyumlara karşı adeta bir teflonla kaplarsın. Nasıl ki yemekler teflona yapışmaz, kayıp giderse, işte negatif duygu, düşünce ve deneyimler de senin zihnine yapışıp kalmazlar. Kayıp giderler. Ve sen bilirsin ki bunlar gelip geçici, sen ise kalıcısın ve efendi olan sensin. Bakın, dikkat ederseniz bu teknikte yaşadığımız negatif duygu, düşünce ve duyumları bastırmıyoruz, reddetmiyoruz, onları yok saymıyoruz. Çünkü bunlar genellikle geçici çözümlerdir. Bu teknikte ise olanı olduğu gibi fark ediyoruz ve kabul ediyoruz. Dördüncü aşamamız öz şefkat aşamamız. Öz şefkat, adından da anlaşılacağı üzere kişinin kendine karşı şefkatli, sevgili, saygılı, nazik davranma becerisidir. Çoğu zaman kendimize karşı diğerlerine olduğundan daha da acımasızca yaklaşırız ve yargılarız. İşte öz şefkat bunun tam tersidir. Kişinin kendisine karşı da tıpkı diğerlerine olduğu gibi anlayışlı, şefkat dolu ve nazik bir biçimde yaklaşabilme becerisidir. Öz şefkat oldukça geniş bir konu, o yüzden burada ona girmeyeceğim. Sadece dördüncü aşama olarak mindfulness'ta yer aldığını belirtmek istedim. Mindfulness'ın birinci aşaması gözlemleme ve zihni ana çekebilme becerisiydi hatırlarsanız. Zihni ana çekebilmek yönünde eğitmenin en kolay yolu bedene ve bedendeki duyumlara odaklanmaktır. Örneğin o sırada herhangi bir vücut bölümüne odaklanıp o sırada orada hangi duyumlar var? Ne bileyim, batma mı, karıncalanma mı, sıcaklık mı, soğukluk mu, ağrı mı, bunun gibi kaşıntı mı, bunun gibi duyumlara odaklandığımda zihnim çok kolay bir şekilde ana gelebiliyor. Ve bunu düzenli bir biçimde yaptığımda ise zihnimi ana çekebilme konusunda
eğitmiş oluyorum. Dağılan dikkati, dağılan zihnimizi, düşüncelerimizi tekrar ana, şimdi ve burada olana çekebilmeyi sağlayacak en iyi egzersizlerden bir tanesi beden tarama egzersizidir. Ve biraz sonra sizlerle beraber bu beden tarama egzersizini deneyimleyeceğiz. Biraz sonra yapacağımız beden tarama egzersizinde baştan aşağıya vücudumuzun neredeyse tüm bölümlerine odaklanacağız ve o bölümlerdeki duyumları fark etmeye ve gözlemlemeye çalışacağız. Ancak bu çalışmayı daha verimli bir şekilde yapabilmeniz için dikkat etmemiz gereken bazı ipuçları var. O yüzden onları şimdi belirtmek istiyorum. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu çalışmayı yaparken? Çalışmayı yaparken kendinizi zorlamayın ve yargılamayın. Bakın, bu çalışmada amacımız dikkatin dağılmaması değil. Dikkatiniz dağılabilir. Bu son derece normal. Çalışma sırasında başka bir şeyi düşünürken kendinizi bulduğunuzda ya da dikkatinizin dağıldığını fark ettiğinizde nazikçe tekrar zihninizi ana odaklamaya çalışın ve telkine nereden kaldıysanız, nereden yakalarsanız oradan devam edin. Ama şu bölümü de kaçırdım olmaz diye düşünmeyin. Nereden yakalarsanız oradan devam edin çalışmaya. Unutmayın, dikkatinizin dağıldığını fark ettiğiniz anda da yine andasınız demektir. O yüzden kendinizi yargılamayın. Kahretsin, yapamıyorum, olmuyor, beceremiyorum gibi sözler ya da düşünceler sarf etmeyin. Çünkü bu çalışmada başarmak ya da başaramamak, doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Sadece olanı olduğu gibi gözlemlemek ve kabul etmek var. Egzersiz sırasında kendi vücut duyumlarınızı adeta dışarıdan gözlemleyen bir gözlemci gibi izleyin ve etiketleyin. Bunu yaparken yorumlamayın. Olabildiğince tanımlayıcı ve tarafsız olun. Örneğin şu anda parmağımda bir batma hissi var gibi. Ya da belki dikkatiniz dağıldıysa şu anda akşama ne yemek pişireceğim düşüncesi geldi zihnime. Hop, tekrar ana çekin ve tekrar vücut duyumlarınıza odaklanın. Egzersiz sırasında fark ettiğiniz vücut duyumlarınızın olası nedenleri ve sonuçları hakkında düşünmekten kaçının. Yani onları didiklemeyin. Diyelim ki sırtınızda bir ağrı hissettiniz. Güzel, bunu sadece hissedin. Ama bunun üzerine düşünüp, ya niye ağrıyor ki? Dün klimanın önüne oturmuştum. Acaba ondan mı ağrıyor? Daha kötü olur muyum? Demeye başladığınızda yine andan kopmaya başlarsınız. O yüzden olabildiğince sadece duyguyu hissetmeye, fark etmeye ve isimlendirmeye çalışın. Nedenleri ve sonuçları hakkında didikleme yapmayın. Bazen bu egzersiz sırasında hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Hiçbir duyumu algılayamayabilirsiniz. Bu son derece normal. Eğer bu olursa bu sefer de bunun olduğunu farkına varın. Yani hiçbir şey hissetmediğinizin farkına varın. Bu da yeterli. Hiçbir şekilde dikkatiniz dağıldığı için ya da bir şey hissetmediğiniz için kendinizi yargılamayın. Kendinize karşı şefkatli davranın. Öz şefkat unutmayın. Mindfulness'ın en önemli boyutlarından bir tanesi. Evet, şimdi biraz sonra uygulamamıza başlayacağız. O yüzden lütfen kendinize şöyle rahatsız edilmeyeceğiniz rahat bir yer bulun ve şöyle bir sırt üstü uzanın. Ardından telkinlerimizi dinleyin. Ama ondan önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yaptığınız bütün yorumları eksiksiz bir şekilde okuyorum. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum. Yaptığınız her yorum bizi motive ediyor açıkçası yeni videolar çekmek adına. O yüzden bu video ile ilgili yorumlarınızı da lütfen aşağıya ekleyin. Özellikle egzersizi yapanlar egzersizin ardından yaşadıkları duyguları, düşünceleri ve deneyimleri yorumlar kısmına yazarlarsa çok memnun olurum. Hadi başlayalım. Şimdi kendine rahatsız edilmeyeceğin bir yer bul. Ve rahat bir pozisyonda sırt üstü uzan. Dilersen başının ya da dizlerinin altına bir yastık alabilirsin. Kolların yerde, gövdenin yanında rahat bir mesafede uzansın. Avuç içlerin yukarı ya da yere doğru bakabilir. Hangisi daha rahat oluyorsa. Yerde uzanan bacaklarının arası V şeklinde biraz açık, ayaklar yanlara doğru düşebilir. Eğer daha rahat hissedeceksen, dizlerini kırıp ayaklarını yere basabilirsin. Şimdi gözlerini kapat. Ve bedeninin yerin üzerinde nasıl hissettiğine dikkat et.
yerle temas eden beden noktalarını hissetmeye çalış. Her nefes alışverişinde ağırlığının bir kısmını yere bırakmaya izin ver. Yere doğru ağırlaş. Belki bu şekilde her nefes verişte yere daha fazla yakınlaşabilirsin. Şimdi dikkatini ayaklarına yönlendir. Ayaklarının yerle temas kurduğu noktaları fark et. Ayak tabanlarında nasıl bir his var? Fark etmeye çalış. Belki ayakkabını hissediyorsun, belki çorabını. Belki ayaklarının şu anda sıcak ya da soğuk olduğunu fark ediyorsun. Başka ne gibi hisler var? Keşfetmeye çalış. Hafif bir karıncalanma, bir sızı, bir gerginlik veya yumuşaklık. Belki de hiçbir his yok. Bunu da fark et. Ayaklarındaki hisleri fark etmeye devam ederken, her bir nefes alışta dikkatini daha da keskinleştirmeye çalış. Her bir nefes verişte varsa stres ve gerginliğin ayak tabanlarından vücudunu terk ettiğini hayal et. Şimdi dikkatini sol ayağına götür. Sol ayak baş parmağın, küçük parmak ve aradaki parmakları da fark et. Ve duyumları hisset. Belki karıncalanma, çekme, titreme, sıcak veya soğuk ya da daha başka bir duyum. Sadece şimdiki zamanda olmaya ve bu anda kalmaya izin ver. Dikkatin dağılırsa her seferinde sabırla ve nazikçe tekrar ana dön ve telkine kaldığın yerden devam et. Dikkatini sol ayak tabanına doğru kaydır ve onu bütünüyle hisset. Sol ayağın dış kenarı, ayak kemeri ve dikkatini topuğuna kaydır. Topuğun yerle temas noktası ve ayağın üst kısmı. Sol ayağını bütünüyle tüm duyumsamaları ile algıla. Şimdi dikkatini alt bacaklarına ve baldırlarına yönlendir. Ne gibi hisler var? Belki pantolonunun ya da eteğinin kumaşını hissediyorsun. Belki kaslarını ya da eklemlerini fark ediyorsun. Keşfetmeye, merakla gözlemlemeye çalış. Her nefes alışta bu hislere doğru dikkatini odakla. Keskinleştir ve her nefes verişte herhangi bir gerginlik hissediyorsan bu hissin vücudundan uzaklaşmasına, bedeninin rahatlamasına izin ver. Bu sırada eğer zihnin başka yerlerde geziniyorsa bunu fark et. Nezaketle dikkatini yeniden baldırlarındaki hislere yönlendir. Dikkatini sol dizine götür. Diz kapağı,
diz kapağının arkasındaki alan, dizin yan tarafları ve dizin iç tarafı. Dizinin farklı yerlerindeki duyumsamalara ve şu anda fark ettiklerine açık ol. Doğru ya da yanlış yok. Becermek ya da becerememek yok. Şu anda beliren her ne ise onu fark et ve isimlendir. Dikkatini üst bacaklara ve kalçana yönlendir. Yerle temas eden yerleri fark et. Ne gibi hisler var? Gözlemle. Dikkatini kalçandan sağ bacağına kaydır. Oradan sağ ayağına getir. Sağ ayak büyük parmağı hisset. Küçük parmağını ve aradaki parmakları. Hatta parmaklar arasındaki boşluğu da hissedebilirsin. Parmakların birbirine değiyor mu? Gözlemle. Fark et. Dikkatini sağ ayak tabanına doğru kaydır ve onu bütünüyle hisset. Sağ ayağın dış kenarı, ayak kemeri ve dikkatini topuğuna kaydır. Topuğun yerle temas noktası ve ayağın üst kısmı. Sağ ayağını bütünüyle tüm duyumsamaları ile algıla. Sağ ayak bileğine doğru gel. Burada ne algılıyorsun? Sağ alt bacağını hisset. Bacağın üstü, altı ve belki iç kısmı. Buradaki hislerine odaklan. Şimdi sağ üst bacağına odaklan. Yerle ve kıyafetlerle olan temasını hisset. Diz ve kalça arasındaki alanı fark et. Şimdi dikkatini kuyruk sokumu bölgesine kaydır. Makatın olduğu bölgeye, genital bölgeye, cinsel organına ve buradan kasıklarına yönlendir. Dikkatin leğen kemiği bölgesinde genişlesin. Belki bu bölgede nefesini de hissedebilirsin. Şimdi dikkatini sırtına odakla. Sırtın alt kısmı, orta kısmı ve üst kısmı algı alanında. Hislerine odaklan. Herhangi bir ağrı, acı
ya da batma hissi var mı? Kontrol et. Dikkatini omurgana ver. Omurgadaki hisleri kuyruk sokumundan yukarıya doğru izle. Yattığın yeri hisset ve sırt bölgende beliren bütün duyumsamalara açık ol. Şu anda olandan farklı bir şey olmasını istesek de, şu anda olanı kabul etmeyi deneyebiliriz. Olanı sevmek zorunda değiliz. Şu anda olanı keşfetmeyi ve izlemeyi deniyoruz. Omuzlarını izle. Rahatlar mı? Onları yukarı doğru mu çekmişsin, yoksa gevşemiş durumdalar mı? Dikkatini karın bölgene götür. Burası nefeste nasıl hareket ediyor? Nefes aldıkça karnın şişiyor mu, yoksa iniyor mu? Karnının iç tarafını hisset. Belki buradan sesler de geliyordur. Bütün duyumsamalara açık ol. Rahatlatıcı olsalar da, olmasalar da. Belki de hiçbir şey hissetmiyorsun. Olabilir. Bunu fark ettiğinde de andasın. Sorun yok. Göğüs bölgesine gel. Göğüs kafesini hisset. Akciğerleri koruyan kaburgaları. Belki burada da nefesi hissediyorsundur. Nefes alırken genişleme, nefes verirken daralma. Tüm hislere açık ol. Dikkatini göğüs kafesinden omzuna, oradan da sol kol üzerinden sol eline ve parmak uçlarına odakla. Her bir parmağı hissetmenin mümkün olup olmadığını gözlemle. Dikkatini parmaklarından avuç içine ve elin dış tarafına genişlet. Buradaki duyumlara bak. Kaşınma, nem, sıcaklık ya da soğukluk. Ne hissediyorsun? El bileğini hisset. Belki damarda nabzın atışı. Ve sonra dikkatini yukarı çıkar. Kolun alt tarafı, dirsek. Sol üst kol. Koltuk altı. Omuz bölgesine kadar duyumlarına bak. Sağ el baş parmağını hisset. Küçük parmağı,
ve sağ elin tüm parmakları. Tüm duyumları hisset. Avuç içi, elin dış tarafı, sağ el bileğin, sağ el parmaklarının ucuna kadar tüm duyumlarına odaklan. Şimdi dikkatini boynuna ve ensene getir. Boyun omurlarını hisset. Boğaz. Yutkunmak nasıl hissettiriyor? Boğaz bölgenden nefesin nasıl geçtiğini izle. Nefes alırken ve verirken. Başının arka tarafına odaklan. Başının yerle temas noktasını hisset. Kafatasının üst tarafından şakaklar ve tüm alın. Hisset. Dikkatini yüzüne kaydır. Gözlere git. Göz kapakları, kirpikler, hatta göz bebekleri, kaşlar ve kaşların arasındaki alan, buradaki duyumlara odaklan ve fark et. Burnuna doğru gel. Burun delikleri, burun kanatları. Burun deliklerinden nefesin girişini ve çıkışını hisset. Elmacık kemiklerini hisset. Şimdi ağza gel. Dudaklar. Ağzının içi. Dişlerin. Dişlerini sıkıyor musun yoksa gevşek mi? Fark et. Diline odaklan. Damak ve gırtlak. Çenenin alt tarafını ve üst tarafını incele. Burada nasıl duyumsamalar var? Fark et. Yanaklara gel. Ardından sağ ve sol kulak. Kulağın dış tarafı ve iç tarafını incele. Herhangi bir kaşınma, karıncalanma ya da başka bir duyum var mı? Yüzünü bir bütün olarak hisset ve tüm duyumlarına odaklan. Herhangi bir yerde kaşıntı, batma, sıcaklık ya da soğukluk.
ya da başka bir duyum. Şimdi dikkatini başının en üst kısmına getir. Nefesinin bir ışık gibi bu en tepe noktadan bedenine girdiğini, tüm bedenini aşağıya doğru doldurduğunu ve ayak tabanlarından dışarı çıktığını hayal et. Bunu birkaç kez tekrarla. Nefes alırken başının tepe noktasından bir ışık nefesinle bedenine giriyor, tüm bedenini dolduruyor ve aşağıya doğru akarak ayak tabanından çıkıyor. Nefes alırken başının tepe noktasından bir ışık nefesinle bedenine giriyor, tüm bedenini dolduruyor ve aşağıya doğru akıyor ve ayak tabanından çıkıp gidiyor. Seni dikkatini daha da genişletmeye davet ediyorum. Bedenini en tepe noktasından ayak ucuna kadar hisset. Bir bütün olarak tüm bedenine odaklan ve şimdi ve burada her ne duyum varsa hisset. Doğru ya da yanlış yok. Becerme ya da becerememe yok. Beden taramasının sonuna geldik. Belki bedenini yavaş yavaş hareket ettirmek istersin. Uzanmak ya da gerinmek. Nasıl istersen. Şimdi gözlerini aç. Ve bu farkındalık çalışmasının sonuna kadar geldiğin için kendine tebrik et.